Herkese merhaba, Medya Blog'tasınız. Ben Ali Isıyel. Bugün Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler oldu. Daha doğrusu önemli iddialar var ortada. Medyanın da son zamanlarda ilgisinin iyice kaybolduğu Narin meselesiyle ilgili gazeteci Mehmet Sıddık Bilge ile konuşacağız. Mehmet Sıddık Bilge'nin çok önemli bir iddiası var. Uzun zamandır herkes soruyordu medyanın ilgisi Narin cinayetine, Narin soruşturmasına neden azaldı diye. Bu iddia, birazdan Mehmet Sıddık Bilge ile konuşacağımız iddia, belki de bununla ilgili bize çok önemli bir ipucu verecek. Bu iddianın kesinlikle üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü Narin kaybolalı, yani daha doğrusu Narin öleli 58 gün oldu. HTS kayıtları ortaya çıktı. Tanık ifadeleri var. Daha doğrusu itirafçı var, Nevzat Bahtiyar. Fakat Nevzat Bahtiyar köyde çok da öyle güçlü bir isim değil. Bunu Güran ailesi gibi güçlü bir aileye karşı böyle bir şey göze alması çok da olası görünmüyor. Ama bölgeyi iyi bilen bir gazeteci Mehmet Sıddık Bilge ile bunu konuşacağız. Şu an benim bilebildiğim kadarıyla 10 kişi tutuklu durumda. Anne, amca ve abi de dahil olmak üzere. Diğerleri de yardım yataklık ve bilgi gizlemeden dolayı tutuklu bulunuyorlar. Amca Salim Güran çok güçlü bir karakter, aynı zamanda bir muhtar ve çok sessiz bir biçimde şu an bekliyor. Henüz bir açıklamasını veya işte kamuoyuna mal olan bir hareketini göremedik. Ancak arkadan neler yapıyor tabii bunları bilmiyoruz. Cinayetin neden işlendiğini de soracağız Mehmet Sıddık Bilge'ye. Fakat bununla da ilgili çok fazla farklı iddialar var. İsterseniz çok fazla vakit kaybetmeden Mehmet Sıddık Bilge'yi alalım ve yayınımıza başlayalım. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, herkese teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili bana fırsat sunulduğu için. Öncelikle gazeteciler meselesine girmeden önce yeni gelişmelerle ilgili kısa bilgi vereyim. Tabii çok Dün sevinirim. bölgede yoğun askeri güvenlik tedbirleri alındı. Aldığım bilgiye göre savcı da gitti oraya. Bugün ise 3 savcının iddianameyi hazırladığı yönünde bilgi geldi. Son rötuşlar yapılıyor ve yine mahkeme sürecine geçeceğiz muhtemelen. Ve biraz önce gündeme bazı haberler yine düştü bir konuda. Dediler ki Nevzat Bahtiyar'ın kızı, isim vermeme gerek var mı bilmiyorum, ulusal haberlerde çıkmış. Nevzat Bahtiyar'ın kızı kaçırılıp hamile bırakılmış diyorlar ve bunu Salim'in avukatı dosyaya koymuş. Bu Ben de bu konu ne zaman olmuş bu? biraz önce ulusal bir haber kanalının internet sitesinde haber olarak düştü ve ben hemen bu konuyla ilgili araştırma yaptım ve bu konunun şimdiden burada ilk defa açıklamasını da yapayım. Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın kızı görücü usulü biriyle evleniyor ve bilezik milezik muhabbetinden dolayı anne baba anlaşmazlık oluyor ve iptal oluyor ama kız erkek birbirini sevdiğinden dolayı kaçıyorlar ve bir şekilde evleniyorlar ve şu an evliler. Konu bu. Narin Güran'la ne ilgisi var? Bir ilgisi yok ama yapılan habere göre Salim Güran'ın avukatı bunu dosyaya koymuş. Zaten en başından beri diyorum ya, bu davayı elinden geldiği kadar sulandırıp bulandırmaya çalışıyorlar. Şimdi de yok işte Nevzat Bahtiyar'ın kızı kaçırılmış, hamile bırakılmış. Konuyla bir ilgisi yok. Zaten bahsettiği kızı da evlidir dediğim gibi. Gazeteciler meselesine gelince benim 2-3 hafta, 4 hafta hatta önceki zaten kulağıma gelen bilgiler vardı. Ama tam olarak netleşmeden ben bilgi paylaşmıyorum. Yani tam olarak teyit etmeden, netleşmeden, farklı farklı kaynaklardan tespit etmeden paylaşmıyorum. En son bizzat o yemeğe katılan ve hepinizin tanıdığı, Türkiye'de devamlı yayınlar yapan, televizyonlara çıkan bir gazeteci beni aradı. Bu durum hakkında bana bilgi verdi. Dedi, beni de o yemeğe davet ettiler. Dedim, neden davet ettiler? İşte dedi, biz yemek davetine gidecektik. Baktık ki o süreçte bunların derdi gazetecilerle anlaşmak, bir şekilde o konuyu, bu davayı yönlendirmek, yönetmek ve işte bir şekilde manipülasyon yapmak. Bunu duyunca diyor ben geri çıktım, geri çekildim. Tabi bazıları diyor niye bizi çağırmadılar işte. Bazı Çok özür dilerim. gazeteciler Kim çağırmış Güran ailesinden? Onu da öğrenebilir miyiz? Bu konuda bilginiz var mı?
Güran ailesinden zaten geneli herkes 12 kişi zaten tutuklu. Birçoğu da şüpheli konumunda ya da takip altında. Bunları çağıranın isim olarak bilmesem de yani çok aktif olmayan biri üzerinden ya da Hüseyin Güran genelde gazetecilerle iletişim görevi büyük amcaları Hüseyin Güran'daydı. Genelde gazetecilerle iletişime geçen oydu. Bir siz ihtimal de, o olabilir. Çünkü en başından beri bizimle iletişime geçen devamlı bağlantıda olan oydu. Yani ben onun tarafından davet edildiğini düşünüyorum açıkçası. Yahudur ya Erhan'dır, başka aktif ön planda yok yani kimse. Ya da Antalya'dan gelen 3 isimden biri onları davet etmiştir. Ama genellikle Hüseyin Güran gazetecilerle genelde iletişimi iyiydi. İşte bana bilgiyi veren gazeteci bu yemekte niyetin farklı olduğunu ve herkesin çağrılmadığını söyledi. Niyeti fark edince geri adım attığını da dile getirdi. Bazı gazeteciler işte dedi bizi niye çağırmamışlar. O köye devamlı aktif gidip orada artık birbirimizi tanıyoruz ya, ben de 20 gün gittim oraya ta ki bana saldırdıklarına kadar. Ben de oraya gittim, devamlı haber yaptım. Aile gibi olmuştuk artık, evlerinin önünde çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk akşama kadar. Haber olunca habere gidiyorduk, takip ediyorduk bir şey gelişme olunca. O şekilde herkes birbirini tanıyordu. İşte onlar da en az 10 kişiyle iletişimlerini geliştirdiler. Muhtemelen bunları artık biliyorlar, bunları bir şekilde kendine çekebilecekler. Bir şekilde bunlarla zaten adama, gazeteciye diyelim ki falan Mehmet isimli bir gazeteci diyelim. Adama diyor gel bunu yap, adam gidiyor hemen yapıyor, sorgulamıyor. Ya sen niye yapıyorsun? Adamlar şüpheli konumunda yani. Adamlar hepsi ifadeye girmiş, kimi tutulmuş, kimi bırakılmış. Sen onlara göre niye şey yapıyorsun? Adam da bakıyor her dediğini yapıyor, diyor gel kardeşim yemeğe oturalım. Ve burada sadece oturma, konuşma, karar alma dışında benim aldığım bilgiye göre para akışı da olmuş. Bir şekilde yani para da konuşulmuş. Hatta ben bu haberi gündeme YouTube kanalıma attıktan sonra 2-3 gün içinde biraz gündem olunca beni o yemeğe katılanlardan birkaç kişi de aradı açıkçası. Dedi bu konunun üzerinde duracak mısın? Ben de onları panikletmemek için, ki zaten benim daha fazla vereceğim bilgi yok. Ben kimsenin ismini vermem zaten. Bana bunu söyleyenin de beni arayıp bunun üzerinde duracak mısın diyenin de ismini vermem zaten. Ve bunu beni arayarak beni teyit de etmiş oldular yani. Çünkü yani bu bilgi zaten bizim tahmin ettiğimiz ve sonradan da teyit edecek kadar kesin bir bilgi haline geldi. Beni de aradıktan sonra artık bu konuda içim rahat yani, şüphe etmiyorum. Hatta birçok grupta ekipler falan kurmuşlar. Yani bazılarını ulaşamadıklarını telefonla aramışlar merkezlerde falan sunucu olarak. Onlar bile hepsi aynı ağza geçtiler. Bir baktın Arif Güran dedi Nevzat cesedi taşımışsa Nevzat katildir. Sonra bakıyorsun diğer gazeteci de çıkıyor diyor Nevzat katildir. Diğeri çıkıyor Narin buradan gitmiştir Nevzat'ın evine. Ya nereden biliyorsun Nevzat'ın evine gitmiştir? Nevzat'ın evinden gelip U dönüşü çizim Nevzat'ın evine gitmez. Nevzat da orada pusu kurmaz çünkü orası pusu kurulacak bir yer değil. Hüseyin Güran'ın evinden de görünüyor, tepeden de görünüyor. Çocuklar da zaten o bölgede arada 20 metre mesafe varken kalkıp orada pusu kurulmaz. Başka bir ortamda olsaydı olabilirdi ama orası pusu kurulacak yer değil. Narin Güran 16'da Kur'an kursundan çıkması gerekiyordu. İmam onları arkadaşlarıyla beraber 45 dakika erken gönderdiler. Gönderdiği için, erken geldiği için orada görmemesi gereken, olmaması gereken bir şeye şahit oldu ve ne olduysa o kamerada da görünüyor. Tepeden çıkıyor. Tepeden çıktığında ev ahır arasında iki taraftan birinde bir şekilde orada vahşice
öldürülüyor. O ne oluyorsa o tepeden çıktıktan sonra evin ve ahırın olduğu bölgede ne oluyorsa orada oluyor. Kimse bunu ora bura çekmesine gerek yok. Nevzat suçludur. Cezasını en ağır bir şekilde çeksin. Ama asıl katiller de hesabını versin. Organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde, feodal yapı şeklinde bütün bağlantılarını kullanarak, arazilerini kullanarak, parasını kullanarak, güçlerini kullanarak bu konuyu kapatmak istediler, kapatmayı düşündüler ama kapatamadılar tabii ki. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şu an bütün köyün suçluluk psikolojisi var ki Hüseyin Güran da Salim tutuklandığında dedi, bana dedi bizzat, Salim Güran suçluysa bütün köy suçludur dedi. Ve bütün köy suçludur yani. Hüseyin Güran'ın dediği gibi bütün köy suçludur. Yani ben böyle düşünüyorum şahsen bu konuda. Başka sorunuz varsa yine cevaplayayım. Şimdi zaten Güran ailesinin çok zengin bir aile olduğu, daha doğrusu zaten Tavşantepe Köyü'nün çok zengin bir köy olduğu, Diyarbakır'a çok yakın, şehir merkezine, havaalanına sanırım çok yakın. Siz de bölgeyi çok iyi bilen bir gazetecisiniz. Şimdi size sormak istediğim burada iki tane soru var. Birincisi, Güran ailesinin oradaki nüfuzu nedir? Yani ne kadar güçlü bir aileden bahsediyoruz burada? Çünkü dediğiniz gibi yani ben de burada örgütlü ve feodal yapıdan faydalanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyorum. İkincisi, aynı zamanda tabii Nevzat Bahtiyar katil diyorlar ama Nevzat Bahtiyar siz daha önceki yayınızda 60 bin lira kazanan ve böyle bir gücü olmayan, zaten hani Güran ailesine karşı gelmesi çok da olası olmayan bir insan olduğunu söylemiştiniz. Birinci sorum bu. İkinci sorumsa siz ne gördüğünü düşünüyorsunuz Nari'nin ki öldürülmüş olsun? Yani susturulamayacağı bir şey miydi 8 yaşında bir çocuğun? Bunun sebebi, yani bunun çözümü öldürmek miydi? Başka bir çözüm yok muydu onlar için? Bu konularda da fikrinizi alabilir miyim? Öncelikle onların güçleri nereden geliyor? Birincisi, Molla Gürani biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. O dönemden beri gelen bir soy olduğunu iddia ediyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama herkes öyle inanıyor. Birincisi, soydan gelen bir güç var. Bu gücü kullanıyorlar. Çünkü diyorlar biz devlete hizmet etmişiz. Klasiktir ya. Biz devlete hizmet etmişiz diyorlar. Sanki diğer insanlar başka bir ülkeye hizmet ediyorlar. Herkes devlete hizmet ediyor kendi çapında. Sadece siz etmiyorsunuz. Hasili kelam birincisi soylarından gelen bir güç var. İkincisi de arazilerinden gelen bir güç var. Benim aldığım en son bilgi 10 bin dönüm arazi civarında bir arazi var ve o arazi dediğiniz gibi şehre çok yakın ve havaalanıyla sınırda. Zaten bizim bahsettiğimiz bu Şahin gözü kameralar falan hepsi askeri havaalanının olduğu bölge, F-16 uçaklarının uçtuğu bölge ve oradaki araziler sulu tarım yapılıyor. Buradan hesap yaptığımızda dönüm başı bazı bölgelerde de villa imarı var. Bazı kişiler kaçak olduğunu söylese de villalar var yani orada. Buradan hesap yaparsak en ölüsü dönüm başı 5 milyon arazilerin. Burada 10 bin dönümden bahsediyoruz. 10 bin dönüm dediğimizde Türkiye'nin eski IMF'ye borcundan şey yapabiliriz yani. Eski IMF'nin borcu olan o ödemeyi yapabilirler bu araziyle. O kadar güçlüler. Bu güç ister istemez para olarak onlara dönüyor. Ve parayla da insanın, sadece ben bu ülke için demiyorum, dünyanın neresine gidersen git, parayla satın alamayacağın, parayla açamayacağın kapı yok bu zamanda. Herkes bunu biliyor. Bu sadece bizim ülkeye bir has bir özellik değil ama bizim ülkede de çok konuşulan bir mesele. Parayla herkesi satın alabiliyorsun. Ve aynı şekilde avukatlara nasıl 12 milyon gözümüzün önünde herkes konuşuyor ya, 12 milyon vermişler. Ve bakıyorsun gazetecilere de bahsediyoruz. Bu konu gündeme geliyor. Herkes ağız değiştiriyor. Bu güç paradan geliyor. Para neyi getiriyor? İster istemez siyasetçilerle ilişkilerini de geliştiriyor. Çünkü ekonomin olduğu zaman ister istemez bölgedeki güçlü siyasi bürokratlarla da aran iyi oluyor. Bu onların hem soy
hem para, hem arazi, hem siyasi alanda güçlü yapıyor. Ben her zaman diyorum, bunların bu güçleri olmasaydı şimdiye kadar zaten çözülmüştü bu olay. Çünkü her şey ortada ve bu güçlerine güvenerek adamlar köyün meydanında etrafta o kadar giriş çıkışta jandarmalar var. Köyün etrafında geldiler, köyün meydanında benim en büyük amcalarının yanında arabadan indiler 5 kişi mafyavari. Üzerime geldiler, yanımda 10 tane gazeteci var. Üzerime geldiler tehditvari bir şekilde. Öyle bir atışma oldu, ben de geri adım atmadım. Ama baktım hani sıkıntı olacak, yanımdakiler mağdur olacak. Dedim tamam, ne istiyorsunuz? Dedi videoları sileceksin ne varsa. Dedim tamam, bütün videoları sildim orada. Geri adım atmak zorunda kaldım. Çünkü orada yani saldırı vaziyetinde geldiler. E ben görüyordum, herkesin belinde emanet var. Herkesin belinde silah. Yanımızda geliyordular, silahlarını göstere göstere belinde bize gözdağı veriyordular. Sonra biri geldi bana, dedi o saldırıdan önceki gün dedi seni takip ediyorlar, parmakla gösteriyorlar. Niye? Ben sadece şu anki söylediklerimi dahi söylememişim. Yani ben onlara sadece ufak bir eleştiri yapmışım. Demişim yani bunların ailelerinde bir sıkıntı olabilir. Aileden kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Enes'in vücudundaki izler yani olayla ilgili şüpheleri arttırıyor. Bunu demişim. Şu anki söylediklerimi söylemiş olsam orada beni yakalasalar belki orada cesedim çıkar. Yani o şekilde bunlar bu gücü kendinde o kadar kendine güveniyorlar ki her şeyi hallederiz, her şeyi bitiririz, her şeyi çözeriz, herkesi satın alırız, meseleyi bitiririz, konuyu kapatırız havasındalar. Kimse de konuşmuyor, kimse de tepki göstermiyor, kimse de ayaklanmıyor yani. Kimse güçlüye karşı konuşmak istemiyor. Hatta beni dahi aylarca, bak biz bugün bir ay geç 58. gündeyiz, daha yeni konuşuyorum. Yani beni bile haftalarca konuşamayanlar susturmaya çalıştı. Yani onlar konuşamıyor diye ben de mi konuşamayacağım? İlla ki biri konuşması lazım. Biri bunların ne olduğunu anlatması lazım yani. Güranların oradaki karanlık yapısını, organize şebekesini birinin anlatması lazım. Gerekirse öldüreceklerse de öldürsünler, yapacak bir şey yok. Yani bu konudaki birinci sorunuzun cevabı odur. İkinci sorunuzun cevabını da zaten ben Narin Güran'ın kaybolduğu ilk hafta zaten dedim ki orada Enes'in vücudunda izler var. Kolunda diş izi var, sırtında pençe izi var, gözünde morluk var. Diyorum niye olmuş? Diyor pençe enkazın altına girerken sırtım çizilmiş. Ya orada bir enkaz yok ki. Orada bir öyle bir gireceğin bir yok ki Narin'i ararken. Öyle bir yer yok. Gözün niye mor? Diyor işte mısır tarlasında ararken gözüm morarmış. Oldu bu işte kurtla kırmızı başlıklı kızım meselesi gibi oldu. Burnun niye uzun? Seni daha iyi koklamak için. Oldu o mesele yani. Şimdi bizi kimse salak yerine koymasın. Tamam polis değiliz, jandarma değiliz, dedektif değiliz, adli tıp uzmanı değiliz ama salak da değiliz. Yani gözümüzün önünde olan şeyleri kimse inkar edemez. Orada neden öldü? Birinci kilit isim Enes'tir. Herkes Salim'i konuşuyor ama birinci kilit isim Enes'tir. İkinci kilit isim galiba, değil mi? Yani Enes bir, çünkü herkes tarafından bir korunmaya çalışılıyor. Çünkü önce arkadaşları denildi. Bir arkadaşları olayı vardı. Köpeğe eziyet, madde kullanımı vesaire, bunların hepsi konuşuldu. Ve Enes sürekli bir saklanma modunda. İşte Enes'in ısırık var kolunda ama Narin'in dişleri bulunamıyor. Yani böyle bir de, yani daha doğrusu dişleri dökülmüş, çekilmiş mi artık? Bazı adli tıpçılar da çünkü 18-19 gün içerisinde o dişlerin suyun içinde bile olsa dökülemeyeceğini söylüyor. Onun da cevabını vereyim. Benim köyde aldığım, köydeki işte birinden aldığım bilgi şuydu. Nevzat daha tutuklanmadan önce de dediler işte valla Nevzat böyle bir şey yapmış. Salim onun kafasına silah dayamış, demiş ya bu cesedi yok edeceksin ya da seni yok ederiz. İşte ben bu bilgiyi de daha tutuklanmadan önce belirtmiştim. Yine aldığım bilgide Salim Güran Nevzat Bahtiyar'ı oraya giderken uzaktan izletiyor. İzliyor ya da izletiyor, takip ediyor.
o bölgeye gidiyor ve o günden sonraki gecelerde Salim Güran diyor ki ben sanki orada bir şey gördüm diyor ve oraya doğru gidiyor. Orada ne yapıyor onu bilmiyoruz. Sonraki gece yine diyor ben orada bir ışık gördüm, sanki yine gidiyor oraya. Her gece o bölgeye gidiyor. Aldığım kaynağın bana söylediğine göre Salim Güran oraya gidiyor. Ben de düşünüyorum şimdi. Bu Nevzat Bahtiyar ifadesinde diyor ben cesedi buraya bırakmadım, 100 metre yanına bıraktım. Ve diyor ben çalınlıkları bırakmadım, başkası bırakmış. Burada anlaşılıyor ki başka bir müdahale var olaydan sonra. Tamam Nevzat'a taşıttırdılar, götürdüler ama olaydan sonra başka bir müdahale var. Bana kaynağımın söylediği de Salim Güran'ın her gece o bölgeye gittiği, o derenin oraya gittiği çeşitli bahanelerle. Ben de bu iki olayı birleştirerek diyorum acaba Salim gelişmeleri takip ederken diş izi olunca dişi mi söküyor? DNA olunca gidip cesede müdahale mi ediyor? Ya da arama oraya yaklaşınca gidip oradan başka bir bölgeye mi taşıyor? Daha da zorlaştırıyor mu? Yani böyle bir bilgi, ciddi bilgi de var. Bununla ilgili dediğim gibi sorunuzun cevabı birinci kilit isim Enes'tir. Orada yani bunu daha ne kadar açık ifade edebiliriz ki? Yani Narin Güran oraya tepede 15-15'te gidiyor ve orada görmemesi gereken bir olay görüyor. O olayda işte birinci kilit isim Enes'tir, ikinci kilit isim Salim'dir. Zaten üçüncü kilit isim de Yüksel'dir ama ortak meselede bunların hepsinin olayı bildiğini biliyoruz. Nevzat da dahil herkesin bildiğini biliyoruz. Hediyenin de maşallahın da o olayda olağanüstü bir hareketlilik oluyor. HTS kayıtlarında da görülüyor. Orada herkes birbirini arıyor, birbiriyle koşuşturmacı oluyor. Salim eve gidiyor, çıkıyor, anne Salim'i arıyor. Oradan Salim Nevzat'ı çağırıyor, Nevzat eve geliyor. Sonra başka bir yerde buluşuyorlar. Ne oluyor? Burada olağanüstü bir kaos var ve orada bir olay olmuş yani belli ki. HTS kayıtları da gösteriyor. Bizim aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmalar da aynı sonuca çıkıyor. Bu şekilde. Peki son olarak Narin meselesiyle ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa bir de bilginiz varsa size Rojin meselesini de sormak istiyorum. Yani bir de Diyarbakır'da şu an bir Rojin meselesi var. Bununla ilgili darp izi olabileceğine dair Van Barosu'nun bir açıklaması oldu ve aynı zamanda otopsiye girmesi de reddedildi. Çünkü biz Narin'de Diyarbakır Barosu'nun otopsiye katılma talebinin kabul edildiğini görmüştük. Fakat bu sefer Van Barosu'nun otopsiye katılma talebi reddedildi. Bu iki olay arasında tabii hani çok büyük benzerlikler olmasa bile belli başlı şüpheler var. Siz bu konuyla ilgili Rojin meselesiyle ilgili ne biliyorsunuz? Rojin meselesinde merkez olayın olduğu her şey Van'da olduğu için Narin Güren kadar takip edemedik. Çünkü olay orada olunca bütün kurumlar da orada oluyor. İster istemez jandarma orada oluyor. Onlar ilgileniyor. Oradaki emniyet ilgileniyor. Ya o bölge ilgileniyor. Orasıyla ilgili Narin Güran kadar bir araştırma yapamadık. Sadece Diyarbakır'daki gelişme getirip burada cenazesini gömdüler. Ama orada Rojin'le ilgili de ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Yani gidip orada intihar diyorlar ama ben şahsen intihar olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu süreçte Narin Güran olayından sonra Rojin gelişti. Ben o süreçte zaten bahsettiğim meselelerden sonra çalıştığım kurumdan çıkmak zorunda bırakıldığım için daha artık masa başında bu işleri takip etmeye başladım. Tabii arada sahaya da çıkıyorum ama buradan Van'a kadar gitme durumum kalmadı yani açıkçası. O yüzden çok detaylı bir araştırma yapamadım. Bunun dışında söylemek istediğiniz başka bir şey. Benim orada ortaya koyduğum başka bir skandal da vardı. O derede başka bir çocuk bulunmuştu. Ben o çocuğun babasına ulaşmıştım, röportaj yapmıştım. O röportajı da Halk TV de benim kanalımdan, YouTube'dan alıp kullanmıştı. Başka televizyonlar da kullandı. O derede, aynı derede 19. günde çocuk bulunmuştu. Ve yaptığım o haberden sonra
Başka çocukların da şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Ablası mesela dediler ayağı kırılmış, sonradan zatürreden öldüğü ortaya çıktı. Onun dışında da 15 çocuğun son yıllarda şüpheli bir şekilde öldüğü söyleniyor. Ve 15 çocuğun öldüğü teyitlidir. Mesela buradan bir bilgi almışım. Nari'nin ablası 2019'da ölüyor. Nari'nin anne annesinin hala torunu olan ikizler 5 gün arayla ölüyor. Nari'nin anne annesinin kardeşlerinin çocukları aynı gün ölüyor. Nari'nin iki amca çocukları 2 yaşında ölüyor. Savaş Güran diye biri tüfekle vuruluyor, ölüyor. Bunun dışında 15 çocuk küçük yaşlarda ölüyor. Yani biz bu 12 senedir ben gazetecilik yapıyorum. Bu kadar çocuğun bir köyde yani durup dururken öldüğüne şahit olmadım. Bu Eğer bir kadar hastalık da değil yani. ölmesi bana şüpheli geldi yani açıkçası. Peki Bunları da dile getirmek istedim. bununla ilgili sizin bir öngörünüz, düşünceniz var mı? Yani bu hastalık değil, bir şey değil. Biri işte merdivenden düştü deniliyor, biri tüfekle vuruluyor, birine ne olduğu belli değil. Ve işte hani Muhammed, yanlış hatırlamıyorsam o 19 gün Evet. bulunan çocuğun ismi de Muhammed meselesi var. Aynı zamanda Muhammed. Nevzat Bahçeli'nin babasının da daha önce Mardin sınırındaki bir köyde bir kız çocuğunu yakarak öldürdüğü söyleniyordu. Yani burada enteresan bir şey var. Siz hani şeytan burayı terk etmiş, benim işim yok burada demiş diyordunuz. Gerçekten yani böyle bir yer. Burada hani çocuklarla ne derdi olabilir bu köyün? Valla ben bu haberleri yaptıktan sonra güvenlik şube de beni çağırdı. Dedi senin bu haberlerinden dolayı binlerce komplo teorisi üretildi. Ben seni de kaynak olarak sadece çağırıyoruz. Dedim olabilir, sıkıntı yok, ifade verdim. Dostane bir şekilde benden bilgi aldılar. Ve bunun üzerinden çok şeyler konuşuldu. O bölgeye Zerzevan Kalesi'nin yakın olduğu, orada biliyorsunuz olağanüstü gizemli durumlardan bahsediliyor. Ve Narin Güran'ın da bazı fotoğraflarından ritüellere benzetmişler. Ve bazı semboller var, tavşanla ilgili falan, eski kitaplar var. Bununla ilgili benzetmeler yapmışlar. Ritüeller birebir birbirine benziyor. Ama işte bu konuda detaylı bir şey diyemeyiz yani. Ben diyemem. Çünkü ben bu tür gizemli ritüellerle ilgili araştırma daha önce yapmadım. Ama yapanlar bu haberim üzerinden bayağı bir konuştular. Onu diyebilirim yani. Anladım. Çok teşekkür ederim Mehmet Sıldık Bey. Ben... Çok önemli iddialar, çok önemli bilgiler. Eğer bir gelişme olursa sizi tekrar burada görmek isteriz, konuk etmek isteriz. Eyvallah. Teşekkürler, görüşmek üzere. Mehmet Sıldık Bilge ile konuştuk. Çok önemli iddialar ve insanın gerçekten canını sıkan bir takım meseleler var ortada. Bir köy düşünün, son yıllarda birkaç yıl içerisinde 15 çocuğun şüpheli şekilde öldüğü bir köy. Aynı zamanda inanılmaz bir zenginlik var burada. Hep bu tarz işte cinayet meselelerinde, uyuşturucu soruşturmalarında parayı takip edin derler. Belki de gerçekten paranın burada da takip edilmesi gerekiyordur. Narin cinayetiyle ilgili medyanın ilgisinin son zamanlarda azalmış olması, bu gazetecilere ne teklif edildiyse artık ve bu gazeteciler her kimlerse bunun bir an önce ortaya çıkması gerekiyor. Bu iddianın doğru veya yanlış bir şekilde yetkililer tarafından açıklama yapılması gerekiyor bu iddia ile ilgili. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir sır perdesi var. Kimin ne yaptığı belli değil köyün içerisinde ve gazetecileri belinde silahlarla tehdit eden insanlar var. Gazetecilere saldırılar düzenleniyor. Sürekli ifadeler değiştiriliyor. Nevzat Bahtiyar 3 kere ifadesini değiştirdi. Baba Arif Güran'ın tavrında çok ciddi bir değişiklik gördük biz. Gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra. O da Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Bazı gazetecileri hedef gösterdi. Ve ortada gerçekten hiç kimsenin konuşmadığı, herkesin bildiği bir sır olmasına rağmen hiç kimsenin konuşmadığı çok enteresan bir meseleyle karşı karşıyayız. 58 gün oldu, 58 gündür. Tabii ki HTS kayıtları ortaya çıktı. Bazı DNA eşleşmeleri yapıldı. İşte amca Salim Güran'ın arabasında Nari'nin DNA'sı bulunmuştu. Ama doğal olarak yeğeni olduğu için bu belki de hani bir şey ifade etmiyordu. Bu yüzden belki üzerine gidilemiyor. Ama hiç kimse konuşmuyor. Asıl önemli olan kısım burası. Hiç kimse konuşmuyor. Çok ciddi güçlü feodal bağların olduğu bir yerden bahsediyoruz.
ve aynı zamanda da büyük bir zenginlikten bahsediyoruz. Siyasetçilerle yakınlık durumu da söz konusu. Bu sorunun, yani bu cinayetin üzerine bir an önce gidilmesi ve neyse artık çözüme kavuşturulması gerekiyor. İddianame sanırım hazırlanmış ve yakında davada, duruşmalarda ifadeleri de göreceğiz. Belki düğüm orada çözülecek. Mahkemede birileri konuşabilir. Bunu umut edelim, bunu bekleyelim. Narin gibi, Rojin gibi daha fazla çocuk ölmesin, daha fazla kız, kadınlar ölmesin. Bunu temenni edelim. Bunun için de bir an önce hem kolluk kuvvetlerinin hem yargının hızlı ve en adaletli biçimde bütün olayları açıklığa kavuşturması gerekiyor. Ancak bu tarz durumlar adalet algısı, adaletin tecelli edeceği düşüncesi oturtturularak toplumda engellenebilir. Zaten önleyici hukuk, önleyici adalet dediğimiz şey de bu. İş işten geçtikten sonra çoğu zaman verilen cezalar çok fazla şey ifade etmiyor. Ama yine de bir şey olduktan sonra o cezanın hakkıyla verilmesi, caydırıcı olması bu tarz durumların yeniden yaşanmasının önüne geçebilecek en önemli silahımız. En büyük teşvik cezasızlık diye de boşuna denmiyor. Medyablog'da Narin Güran cinayetiyle ilgili son bilgileri Mehmet Sıddık Bilge'den dinlediniz. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.